Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizler adına bir sorumuz olacak. Hocam, ölen ve kabre konan herkese sual var mıdır? Sorumuz bu. Ve şu, devam edelim isterseniz, merak edilir mutlaka. Eğer böyle bir şey varsa, yani sual varsa, bu sualler nelerden olacak? Nereden çıkacak yani öğrencilerin tabiriyle? Ehli Bilir Sirac isimli kitapta buyuruyor ki, bütün insanlara kabir suali olacağını Ehl-i Sünnet talimleri söz birliğiyle bildirmiştir. Kabire konunca mutlaka sabiyken, yani küçük çocukken, buluğa ermeden ölene de Cenab-ı Hak cevap vermesini ilham edecektir buyuruyor. Ve İbn Abdülber ve İmam-ı Suyuti Hazretleri, mümin ve münafık olan ehli kıbleye sual vardır buyurmuşlardır. İşte buna göre Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretlerinin kabir suali olduğunu ve verdiği cevap bildiren haber doğru olmaktadır. Hatta o hadise şöyle naklediliyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir hayatını anlatıyorlar. Kabirde olacakları anlatıyorlar. O sohbette Hazreti Ömer de var. Hazreti Ali de o anda oradaymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bir kimse öldüğü zaman, kabire konduğu zaman, kabirde karşılaşacağı halleri, işte münker ve nekir meleklerinin geleceği, sual soracağı, böyle anlatırlarken, sohbetlerken bir ara Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri bir şey arz edebilir miyim ya Resulullah diye, Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam arzları oluyor. Buyurun diyorlar, dinliyorum. Kabirdeyken tabi Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ruh iade edilecek. Peki kabirde ruh iade edildiği zaman dünyadaki gibi böyle düşünebilecek miyiz? Aklımız başımızda olacak mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen dünyadaki gibi olacak buyuruyor. Hiçbir değişiklik olmayacak. Aynen dünyadaki gibi olacak. Yani dünyadaki düşündüğümüz, aklımız orada kabire girdiğimiz zaman aynen mi olacak? Evet, aynen olacak buyuruyorlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle buyurunca Hazreti Ömer radıyallahu anh o zaman dünyası korkum kalmadı. Yani bu aklım kabirde de aynen bana iade edilecekse ben bu suallere cevap veririm. Ve o kapanıyor. Seneler geçiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete intikal ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri Halife-i Müslümin oluyor. O vefat ediyor. Hazreti Ömer devlet başkanı, Halife-i Müslümin seçiliyor. Gün geliyor, Hazreti Ömer de vefat ediyor. Ondan sonra götürüyorlar, defnediyorlar. Herkes çekilirken Hazreti Ali'nin hatırına geliyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz bir gün böyle kabir hayatını anlatırken o sohbette bu da vardı, böyle söyledi. O zaman hiç korkum kalmadı demişti. Orada kabrin başına oturuyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, olacak olanları bana göster. Allah-u Teala kudret sahibidir. Hakikaten televizyon ekranı gibi açılıyor. Münker ve nekir melekleri geliyor. Mer Rabbike deyince Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri bir tanesini elinde tutuyor. Diyor ki bir dakika, siz ne kadarcık yoldan geldiniz? Yani onlar ışık hızının da üstünde bir yoldan. Diyorlar ki şu kadar zaman, yani sizin kullandığınız zamana kadar binlerce senelik bir yoldan geldik. Yani diyor siz bu kadar binlerce senelik yoldan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız öyle mi diyor. Evet, unutmadık. Benim diyor, aha evim orada diyor. Orada öldüm, buraya getirdiler. Hakikaten şimdi hacca gidenler bilirler Medine-i Münevvere'de. Hazreti Ömer mescidi var. Evi orasıymış. Yani kabri saadetle 300 metre. Bilemedim 500 metrede yani. Beni diyor oradan buraya getirdiler. Siz diyor 500 binlik yıllık yoldan geldiniz. Allah-u Teala'ya Rabbinizi unutmadınız da. Biz 5 dakikalık yolda. Şu 500 metrelik yoldan geldi. Unutur muyuz? Melekler diyor ki efendim sizin böyle söyleyeceğinizi biz biliyorduk. Ama diyor bu emir. Biz emri yerine getiriyoruz. Rabbimiz bize böyle emrettiği için. Tamam diyor. Siz emri yerine getirin. Ama diyor çok şiddetli ve korkutucu geliyorsunuz. Bana diyor söz verin. Müminlere daha şefkatli geleceğinize dair söz vermedikçe bırakmam sizi diyor. Bunun üzerine peki diyorlar. Allah-u Teala meleklerine diyor ki tamam, kabul edin onun şartını. Kabul ettik diyorlar. Rabbimiz aynı şekilde bildirdi. Hazreti Ali radıyallahu teala an bu hadiseyi naklederken buyuruyor ki sözüğün eriymişin ya Ömer buyuruyorlar. Sözüğün eriymişin ya. Dediğini yaptı. Evet yani. Dediğini yaptı. Yani kabirde sual var mı? Evet var. Hazreti Ömer'e de aynı şekilde sual oldu mu? Oldu. Bunun için mesela ölen kimsenin başında telkin verilir. Telkin sünnettir. Bu itikadı bozuk olanlar böyle bir şey yok diyorlar. Var. Sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat aynı şekilde bunu haber vermiştir. Bakınız bir hadis-i şerifte meyyit ehlinin evladının ağlamalarından azap duyar buyuruldu.
duyuyor ki, işitiyor ki aynı şekilde azap duyar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üzerinize idrar sıçratmayınız, çok kimseye kabir azabı bundan olacaktır buyuruyor. Ve kabir azabından da Allah-u Teala'ya sığınınız diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ve emirleri olmaktadır. Dolayısıyla ölen bir kimsenin yakini veyahut da dünyadayken sevdiği, muhabbet ettiği bir kimse, o talkın. Peki o talkında ne var? Talkın Arabidir. Peki ölen kimse aynı şekilde İngilizdir, Türktür, Kürttür, Çerkezdir, Rustur, ne bileyim ben hani Afrikalıdır. Arabi bilmeyen biridir. Yani Arabi belki de hiç duymadı. Evet. O anda hani şimdi bilgisayarlara yükleyiveriyorsun ya aynında, o anda yükleniyor ve konuşuyor. Konuşulanı anlıyor, cevap da veriyor. Konuşulanı anlıyor ve cevap da veriyor. O Arabi olarak o telkin o kabirde yatana kopya veriyorsun. Onu hatırlatıyorsun. Şöyle söyle. Hı hı. Diyorsun ki cennet hak, cehennem hak. Şu anda sen öldün. Ölüm de hak. Biraz sonra münker ve nekir melekleri gelecek. Sana diyecekler ki men rabbüke diyecekler. Rabbin kimdir? Ve ma nebiyüke, nebiyin kimdir? Ve ma kitabüke, kitabın nedir? Ve imamüke, imamın kimdir? Bunları soracaklar. Onlara de ki diyorsun o talkında. İşte Rabbim Allah-u Teala'dır. Kitabım Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim. İbrahim Aleyhisselam milletindenim. Dinim dini İslam'dır. Kitabın Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu o telkinde bizzat aynı şekilde kopya veriyorsun. Duyuyor mu? Evet duyuyor. Duyuyor. Peki efendim cevap verebilir mi? Ha, dünyadaki yaşayışına bağlı. Dünyadaki yaşayışına bağlı. müminlerden bazı kimselere sual olmaz diye de bildirmiş İslam alimleri. Mesela İmam-ı Suyuti Hazretleri'nin talebelerinden Muhammed bin Alkami Hazretleri hocasının Camiü's Sair hadis kitabını şerh ederken buyuruyor ki müminlerden şu 9 kimseye sual olmaz. Şehide, şehit olarak ölene. Olsan düşman karşısında nöbetteyken ölene. Veba, kolera gibi sari bulaşıcı hastalıktan ölene. Böyle hastalıklar yayıldığı zaman kaçmayıp sabrederek başka sebeple ölene. Sıddıklar, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri'nin derecesinde olanlar. Bali olmayan çocuklar, sabiyken ölenler. Cuma günü veya gecesi ölenler, her gece Tebarek suresi ve Secde suresini okuyanlar ve ölüm hastalığında İhlas suresini okuyanlara kabir suali olmaz. Peygamberler de sıddıklara dahildir buyuruyor. Peki birkaç gün tabutta kalan mevta, tabutta iken sual olmaz ise kabire konulan sual sorulur. Peki orada sorulmaz mı? Sorulur. Ölür ölmez sual başlıyor. Kabir suali ayrıdır, oradaki sualler ayrıdır buyuruyor. Yani insan bu dünyada çıktıktan sonra işi bitiyor. Hani diyorlar ki bir kurtulsan ne kurtulacaksın? Yani kurtulacaksın? Ölü havada da kalsa, denizin içinde de ölse, suda da ölse her yerde kabir azabı var. Yani. Evet. Suali var. Suali var. Hemen başlıyorlar. Ve Kadızade Ahmet Efendi Feraüdü Fevait ismindeki Ahmet-i Şerhinde diyor ki kabir suali bazı akaidden veya akaidin hepsinden yahut çeşitli akaid ile amelden yahut da herkese başka başka olur denildi buyruluyor. Muhammed Demir Hafız'ın İman ve İbadet kitabında diyor ki kabirde münker ve nekir meleklerine cevap olarak şunları ezberlemelidir. Rabbim Allah-u Teala, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, dinim dini İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kabe-i Şerif, itikatta mezhebim Ehl-i Sünnet ve Cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir diye ezberlemeli. Babaannemler kuşaklar bunlar habire bizi ezberletirlerdi. Okullardı böyle. Evet. Devamlı söyledi. Camilerde falan da yani. Evet söylerlerdi. Ahmet Asım Efendi Emani Şerhinde buyuruyor ki bir kimseyi kurtlar parçalayıp yiseler yahut ateşte yaksalar, denizde çürüse sual olunup kabir azabını veya nimetini bulur. Kafirlere tevbesiz ölen fasıklara kabirde azap yapılır buyuruyor. Hani demin siz soruyordunuz ya. Yani efendim ben denizde de şey yapsam şurada nerede olursa olsun. Çünkü bu şeyin içerisindesin. Sistem içerisinde. Nereye kaçacaksın ki? Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu insanlar nereye kaçacak ki? Onların Allah'ından tutucuyuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Nereye kaçacaksın? İnsanlar mesela asırlardır, hani 20. asırdan itibaren habire uğraşıyor. İşte uzaya gitsek de şurada atmosfer var mı? Şurada buz tabakalarına şahit olduk da burada yaşayabilir miyiz falan. Nereye gidecek? Gitsene olacak. Ölüm yok mu orada? Ölümün olmadığı yok ki. Hem ölümsüzlük peşinde aynı zamanda insanlık. Var ölümsüzlük. Ölümsüzlük var. Var ama ölümden sonradır ölümsüzlük. Ölürken kaç yaşında olursa olsun cennette erkeklerde kadınlarda hep 33 yaşında olacak. Ha yeniden diriltilince bu bedenle diriltilmeyecek buyuruyor. Bu beden
dünya şartlarına göre yaratılmıştır. Eskiyecek, yıpranacak, yaşlanacak, hastalanacak ve ölecek şekilde yaratılmıştır. Ölüm, ruhun dünyadayken kullandığı bu bedeni, bu evi, dünya evini terk etmesidir. Ama mahşer günü yeniden yeni bedenler yaratılacak. Her ruh o bedene girecek. O beden yıpranmayacak, hastalanmayacak, ölmeyecektir. Cehennemdeki de böyledir, cennetteki de böyledir. O değişmeyecektir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan çok kıymetli bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.